Kripto ve borsadaki zor kaynak telif hakkı simgesi T24. Şimşek, fon gelirlerinden alınan verginin de artırılacağını kaydetti. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ayrıca, kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni adımlar atılacağını söyledi. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Bakan Şimşek, AKP'nin Kızılcahamam'daki istişare toplantısında katılımcılara ekonomi ile ilgili bir sunum yaptı. Ekonomik programın problemsiz ilerlediğini, cari açığın ve enflasyonun indirilmesine yönelik yeni tedbirler aldıklarını hatırlatan Şimşek, alınan tasarruf tedbirlerine ilişkin bilgi verdi. Milletvekillerinin de bu tedbirleri dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini belirten Şimşek, yatırım ödeneklerinden de kesintiye gidiyoruz. Bu nedenle milletvekili arkadaşlarımız illeriyle ilgili planlamalarını buna göre yapsınlar. Yatırım ödeneklerinde %15'lik kesinti yapacağız. Fiziki ilerlemesi %75'in üzerinde olan yatırım projelerine öncelik vereceğiz. Kamu yatırım programına yeni proje de almayacağız, dedi. Tasarruf paketinin sonraki aşamaları hakkında da bilgi veren Şimşek, bu kapsamda kamu ihale yasasının Avrupa standartlarına kavuşturulacağını, kitlerdeki yönetim anlayışının değiştirilerek yeni bir yönetim anlayışı getireceklerini, birçok vergi muafiyeti, indirimi, teşviki ve istisnasının kaldırılacağını anlattı. Şimşek, fon gelirlerinden alınan verginin de artırılacağını kaydetti. Borsadaki işlemler. Şimşek ayrıca, kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni adımlar atılacağını kaydetti. Şimşek, dünyada da böyle, bir gelir elde ediliyorsa bunun vergisi de olmalı. Kripto varlıklar, borsada işlem gören varlıklar, yatırım fonları ve bunların disipline edilmesi lazım, dedi. Yabancı sermaye. Yabancı sermayenin Türkiye'ye ilgi duyduğunu, ancak yabancı sermaye girişinin artması için bazı koşulların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Şimşek, yabancı sermaye gideceği ülkedeki kurallara bakar, hukuki güvencelere bakar. Biz bunları sağlarsak, kuralları net olarak koyarsak yabancı sermayede gelir değerlendirmesini yaptı. Şirketlere yeni tedbirler. Sürekli zarar açıklayan şirketlere karşı yeni tedbirler geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı kurumların uzun yıllardır zarar açıkladığını belirterek, 20 yıl boyunca zarar eden bir şirketi açık tutar mısınız? Yüksek teknoloji testavari firmalar istisna tabi. Ama normal geleneksel bir sektörden 5 yıl üst üste zarar etseniz devam eder misiniz? İstisna ve muafiyetlere bakıyoruz. Bütün bu konuları içeren önemli bir çalışmamız var. Belirli bir noktaya gelince kamuoyuyla paylaşırız, dedi. Enflasyon ile ilgili çalışmalara da değinen Şimşek, enflasyon kalıcı olarak düşecek. Ne örtük ne açık bir kur taahhüdümüz yok. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var. Son 12 ayda yaklaşık 17 milyar dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancıların tahvillerdeki oranı %10'lara gidiyor. Enflasyonu indireceğimize dair güven arttığı zaman ben inanıyorum çok ciddi fon akışı olacak,